Günaydın. Günaydın. Karan evresinden nasıl kaldınız? Önemleri anlatacağım. Arkadaşlar önce saçlarımı toplayayım. Sonrasında ayrıntılı paylaşacağım. Bu tokayı almayacağım. Böyle yapacağım. Ops. Ay, toplayamadım arkadaşlar. Bir daha dene. Bazen ne? Şimdi ben geliyorum. Aldı. Şimdi gidip dişlerimizi fırçalayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dişlerimizi fırçalayacağız. Şimdi arkadaşlar diş fırçam olacağım. Arkadaşlar söyleyeceğim. Arkadaşlar sen de bunu mu alayım? Yoksa şu ikisini mi? Sen karar ver. Bunu mu alayım? Hadi gelin bakalım. Açalım. Siz de koklayın. Fırçamızı ağzını sürün. Sonra buraya koyayım. Biraz ses olacak. Şimdi dişlerimizi fırçaladık. Suyu boşuna akıtıyoruz. Çıkarıyorum. Islanmasın çünkü. Temizleyeceğim. Ellerimizle yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdi suyu kapatıyoruz. Bu sabunlar daha sağlıklı. Elimizi iyice sürelim. Sonra suyu tutuyoruz. Elimizi yıkarken de aynı şekilde suyu boşuna akıtmıyoruz. Bakın elindeki köpükleri. Parmak aralarımızı unutmayalım. Ve suyu açıp yıkayalım. Şimdi tutalım suyu. İki yerden tutun. Önce sirkeli suyla ağzımızı çalkalıyoruz. Bak, bayağı bir olmuş. Tamamdır. Şimdi. İşte oldu. Biraz daha var ama. Biraz çok almışım. Şimdi evden çıkmadan önce burnumuzu yağlı şeyle nemlendiriyoruz. İlk bu burnumuzda. Şöyle dolaştırıyoruz içinde. Sonra bunu yapalım. Burnunuzu böyle yapmayın. Ben bazen de yapıyorum. Ama yanlış tabii. Şimdi bunu kapatalım. Evden çıkacaksak eğer eldiven, maske ve paralar için, paralar da çok mikrop olduğu için mutlaka eldiven. Hadi gelin. Şimdi dışarı çıkacaksanız anne ben sıkılıyorum, anne ben fark etmiyorum falan filan derseniz mikrop kapanabilirsiniz. Mesela dışarı çıkacaksanız
ve eldivenlerinizi takın ve maskenizi. Sevdikleriniz için evde kal Türkiye. Sağlığınız için evde kalın Türkiye. Dışarıda mikroplar var.